Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün Efes tatbikatındaki yeniliklerle ilgili bir video hazırladık. Sizlerden büyük ilgi gördü. Daha sonraki videomuzda Efes'te tatbikatta size atışları, buradaki durumu anlatacağım demiştim ama gelişmeler o kadar hızlı ki hemen bir video daha çektik ve sizlerle birlikte bu videoyu paylaşıyorum. Bugün Tuzla'da yapılan törenle Yonca Onuk ve Havelsan ortaklığında geliştirilen yeni bir insansız deniz aracı sistemi suya indirildi. Sistem Sancar adını taşıyor ve böylelikle Türkiye'nin de son yıllarda insansız hava araçları, insansız kara araçlarından sonra deniz araçlarında da ürün portföyü hızlıca gelişiyor. Bu videoda öncelikle size Sancar'ı anlatacağım. Neden vakıf şirketleriyle denizcilik şirketleri bir araya gelerek bu tür İHA'ları, İHA demeyelim de insansız deniz araçları, dilim sürçüyor, bunlarla ilgili geliştiriyor, bunu değerlendirelim. Ve videonun sonunda da Türkiye'de hangi insansız deniz sistemleri var, projeler ne durumda, bunları birlikte değerlendirelim. İnsansız deniz aracı projelerimizin bir safhasında daha buradayız. Şu anda Sancak adını verdiğimiz Yonca Onuk'la Havelsan şirketimizin beraber çalışmaları neticesi insansız deniz aracımız önündeyiz. Deniz aracımız muhtelif kabiliyetlerin eklenmesine müsait olacak şekilde tasarlandı. Üzerinde silah sistemleri, radar sistemleri ve daha başka fonksiyonelini artıracak muhtelif sistemleri yerleştirecek potansiyel alanlarla beraber denizdeki İDA sistemlerimizin yeni bir safhasını oluşturacak. Tabii İDA'larda çok sayıda çalışmalarımız var. Bu da onlardan birisi. Onların entegre bir operasyon ortamında, hareket ortamı çalışmaları bizim için geleceğin hareket ortamına hazırlık açısından çok önemli. Bu da o yönde bir adım. Bu adımı atmamıza vesile olan bütün araştırmacılara, mühendislerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama tabii bu sadece bir başlangıç. Bunun daha yavaş yavaş başka kabiliyetlere sahip olduğunu ve kullanıcıdan gelen isteklerle veya hareket ortamının gereklilikleriyle beraber çok sayıda fonksiyonu görebilecek halde, diğer hareket unsurlarıyla beraber çalışacak halde göreceğiz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün güzel bir fırsat, güzel bir vesileyle buradayız. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice güzel görevler ve bize kabiliyetler kazandıracak faaliyetlerde bulunmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere tekrar. Bugün Tuzla'da yapılan törene Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir katıldı ve Mavi Vatan için bu adımların çok çok önemli olduğunu ifade etti. Kısaca tanıtmak gerekirse ama öncelikli olarak Sancar ne anlama geliyor, bunu söylememde fayda var. Sancar batıran, yenen, mağlup eden anlamına geliyor. Bunu da böyle ben de bu video hazırlığını yaparken öğrenmiş oldum. Gerçekten oldukça manidar bir anlamı var. Sancar'ın genel özelliklerine baktığımız zaman yaklaşık teknenin boyutu 12.7 metre uzunluğuna sahip. Deplasmanı 9 ton. Saatte 40 knot gibi çok ciddi bir sürate sahip. Menzili ise 400 deniz mili. 40 saat seyir yapabiliyor karadan bağımsızlık olarak ve üzerindeki tabii ki en merak edilen silahlar bunlar. 2x2 UMTAS veya LUMTAS atabilecek. Ayrıca 12.7 milimetrelik makinalı tüfek de gövdede bulunmakta. Bu gerçekten iyi bir silah gücü görüntüsü itibarıyla. Peki Yonca Onuk diyoruz. Yonca Onuk şirketi biliyorsunuz bu tür bot sistemleri konusunda Türkiye'nin çok önemli şirketlerinden biri. İhracat başarısı yakalamış bir şirket ve farklı farklı boyutlarda geliştirdiği sistemler, ki bunlar birkaç metreden başlayıp epey büyük sistemlere doğru ilerliyor. Hem Türk Sahil Güvenlik, Gümrük Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Gürcistan'dan Mısır'a, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, farklı farklı ülkelere de bunları ihraç etmiş çok önemli bir savunma şirketimiz ve yaklaşık 150'den fazla bot sistemi halen deniz üzerinde görevde, aktif olarak görevde. Bu bot sistemleri zaman zaman modernize ediliyor, daha yeni nesil sistemlere kavuşturuluyor ve böylelikle daha uzun süre ve etkin bir şekilde kullanılması gerçekleştiriliyor. Tabii bir tarafta da bu işin ortağı Havelsan var. Havelsan Türk Savunma Sanayi'nin yazılım
merkezi, simülasyon merkezi çok önemli bir vakıf şirketi. Peki Havelsan ne yapıyor bu sisteme derseniz, Yonca Onuk botu yapıyor ama Havelsan buraya komuta kontrol sistemlerini, teknolojisini aktarıyor, yazılımını aktarıyor. Sonuçta bu bir insansız bir sistem ama bu tür bilgiler çok daha fazla öne çıkmış durumda. Bir tarafta çok tecrübeli denizci bir ortak var, diğer tarafta da yazılım, komuta kontrol sistemlerinde Türkiye'nin çok önde gelen bir savunma şirketi. Hatırlayacaksınız, daha önceki videolarımızda Havelsan'la ilgili, insansız sistemlerle ilgili çeşitli videolar hazırlamıştık. Bunlardan bir tanesi insansız kara aracı Barkan. Tabii ki bu Barkan'ın işte motorudur, palet sistemi gibi veya silah sistemini Havelsan yapmıyor. Ama Havelsan'ın oluşturduğu dijital birlik konsepti içerisinde bu bir insansız kara aracı olarak sahada görev yapıyor. Risklerin azaltılmasını sağlıyor. Atış gücünün arttırılmasını sağlıyor. Benzer bir şekilde Havelsan'ın bir başka önemli projesi de BAHA. Bulut altı insansız hava aracı. Otonom, dikine inip kalkma özelliğine sahip. Örneğin karakollardan atılabiliyor. Çevredeki hemen güvenlik amaçlı olarak, keşif amaçlı hedeflerin teşhis edilmesini sağlıyor. Ve şimdi de kara ve havadan sonra Havelsan'ın 3. insansız sistemi de Yonca Onuk'la birlikte geliştirdiği Sancar deniz üzerinde hizmet vermeye başlayacak. Bu açıdan teknolojinin birleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor bu tür adımlar. Şimdi diyeceksiniz ki işte geçen sene Meteksan'la Ares'in ulağı başladı. Arka arkaya sistemler gelmeye başladı. Buradaki amaç ne? Burada aynı insansız hava araçlarında olduğu gibi bir ürün yelpazesi oluşturulması. Her insansız deniz aracı veya silahlı insansız deniz aracının farklı farklı özellikleri var. Bu projeler Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından koordine ediliyor ve amaç İHA'da olduğu gibi farklı ürünlerin oluşturulması. Burayla ilgili baktığımız zaman örneğin elden atılan daha basit sistemler var. Biraz daha büyüyor işte TB2 var, rakibi Karayel'di. Daha biraz daha sistemler büyüyor. Anka var, Aksungur var, Akıncı var. Şimdi bunların üzerine jet motorlu Mius geliyor. Benzer bir ürün gamı da insansız deniz aracı sistemlerinde oluşmaya başlıyor. Bu konuyla da ilgili savunma şirketleri, bu konuda uzman denizcilik şirketleriyle işbirliği yaparak çeşitli konsorsiyumlar oluşturmaya başlamış durumda. İsterseniz şimdi videomuzun bu son bölümünde Türkiye'de hangi insansız deniz sistemleri var birlikte bakalım. Bunların başında Ankara merkezli Meteksan Savunma ile Antalya merkezli denizcilik şirketi Ares'in geliştirdiği ULAK geliyor. ULAK silahlı olarak Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı. Özelliklerine baktığımız zaman 11 metre boyunda bir tekne, yaklaşık 400 kilometre menzile sahip, hızı saatte 65 kilometreye ulaşıyor ve 2 ton faydalı yük taşıyor. Dörtlü pot olarak jirit, lazer güdümlü veya 2 çarpı lumtas taşıyabiliyor. Ulağın testlerini geçen yıl sizlerle paylaşmıştık ve gerçekten epey ilgi çeken farklı bir deniz aracı oldu. ULAK'la ilgili halen ihracat konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu konuda ben yakın bir zamanda iyi haberlerin gelmesi muhtemel. Ayrıca ürünün geliştirildiğini de belirtmemde fayda var. İkinci model ise Dersan Tersanesi tarafından geliştirilen Salvo. Salvo'yu hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde atış testiyle gündeme gelmişti. Salvo'da 90 km saat hıza çıkabiliyor ve teknenin boyutu da 14.79 metre, menzili ise 300 deniz mili. Salvo'nun atış testlerinde ise cirit atışı gerçekleştirilmişti. Ayrıca 12.7 milimetrelik makinalı tüfek atışı yapılmıştı. Bir başka önemli proje ise Aselsan ve Sefire'nin ortak geliştirdiği RD-09. Bu biraz daha büyük bir sistem. Menzil olarak yaklaşık 600 deniz mili gibi çok ciddi bir menzile sahip. 15 metre boya sahip tekne 80 saat denizde kalabiliyor. Bu da gerçekten şu anki mevcut insansız deniz araçları arasındaki en büyüğü olacak ve en uzun menzilli. Tekne büyüdükçe menzil artıyor. Denizde kalış süresi artıyor. Niye? Çünkü yakıt tankları büyümeye başlıyor. Tabii ki bu sistemleri kullanırken önemli olan mevcut İHA teknolojilerinin aktarılması. İşte yer istasyonundan mı bu gerçekleştirilecek veya SATCOM üzerinden mi kontrol edilecek? Bunlar çok önemli. Örneğin SATCOM'a geçtiğiniz zaman menziliniz büyümeye başlıyor. Bu tür tekneler işte uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı gibi konularda hızlı bir şekilde müdahale yapabiliyor.
yapabiliyor. Nokta atışı yapabiliyor. Bunlar tabii barış zamanı yapılan görevler. Savaş zamanı ise ani baskınlar, kendini fazla radar üzerinden göstermeden veya risk almadan yapılan operasyonlarda büyük önem taşıyor. Bu da deniz sistemlerinin, insansız deniz sistemlerinin büyük bir artısını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde daha farklı araçlar, daha ufak veya İDA sistemleri üzerinden görev yapabilen hava araçlarını, insansız hava araçlarını yakın bir zamanda görmeye başlayacağız. O zaman bu konsept daha da oturacak ama Türkiye'nin İHA sistemlerine yakaladığı başarıyı ve teknoloji amaç biraz önce de belirttiğim gibi hem insansız kara araçları hem de deniz üzerine yansıtabilmek bunlar. Evet, gelişmeler arka arkaya geldiği için bugün video hazırlamak durumunda kaldım. Yarın Türkiye ve Yunanistan ilişkileriyle ilgili çok önemli olayın farklı boyutunu içeren bir video hazırladık. Profesör Doktor Serhat Güvenç ile birlikte yaklaşık yarım saat kadar Yunanistan'ı konuşacağız. Arkasından da Efes tatbikatı ile ilgili gelişmeleri size İzmir'den aktarmayı planlıyorum. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberleri tolgaozbek.com sitemizden takip edebileceğiniz gibi bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala bekliyoruz. Ve tabii ki bu ekonomik dönem içerisinde sizleri zorlamak istemiyorum ama katıl tuşuyla da isterseniz kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.